Okay, so last time we were studying so-called expectation of random variables. Expectation is just the integral of the variable function. If it is a simple function like this, some characteristic functions of a partition of the sample set, then integration is just you take the measures of the subsets and then multiply with the value of the function on that set, right? And you sum them up. It's like approximation of Riemann integrals by step functions. Okay, expectation can be seen as a function from simple real random variables into R. So you take a simple real random variable. It's in other words, a finite sum of characteristic functions multiplied with some real numbers. Then it satisfies these conditions. Last time we studied all of them except the last one. So let's look at the last one now. All right. So what is the last statement? So let us first read what are we going to prove. I have a sequence of such functions, and this is an increasing sequence. So these are functions. This sequence is an increasing sequence of functions, and the limiting function is x. Then the conclusion is that the integrals of this sequence converges to the integral of the limit function. Here, the limit of ENs are just the limit of real numbers. Okay, so we are going to prove this. Let's see how we can do that. Okay, actually, we will prove two things, both for xn increasing and decreasing. The proofs for decreasing xn and increasing xn are similar. We will do one of them, and we prefer to do the one with decreasing xn's. So let xn be a decreasing sequence of functions, of course, with limit xn equals x. Then, of course, xn minus x is a non-negative decreasing sequence because xn's are decreasing and the limit is x. Therefore, each xn is larger than its limit value, which is x. Hence, xn minus x is non-negative and it is still decreasing because x is constant. So, non-negative decreasing sequence with, of course, this time limit is what? Limit is, of course, zero because the limit of xn's were x. So, let k be the maximum value of xn minus x. Okay, now since this is a decreasing sequence, and they are non-negative. So
x1 minus x0 is larger than x2 minus x0 and so on. And k is the maximum value of xn minus x. Tabii maksimum value'su niye var? O ha şeyden bunlar simple function'lar olduğu için zaten sonlu tane değer alabiliyorlar. Yani rastgele fonksiyonlar olsa maksimumu niye var diye sorarım ama bütün bu xi'ler hepsi şöyle şeyler ya hani ec'ler şurada ec. Dolayısıyla her bir bu fonksiyonun aldığı zaten sonlu tane değer var. Bunların maksimumunu alabilirim. Bir de bunların en büyüğüne de bakabilirim. En büyüğü x1. X1'den sonra azalıyor. Dolayısıyla da hani maksimum değeri gerçekten var. Sonuçta sonlu tane sayıya denk geliyor. Peki o yani x1'in zaten kastettiğim o. Belki diğer xi'ların hani bir sürü constant'ları olabilir, sonsuz tane olabilir ama sonuçta en büyüğü x1 olduğu için onun da sonlu tane var. Onların maksimumunu alıyoruz. Peki, dersi hazırlarken bunları tabii düşünüyorum. Mantıklı geliyor. O anda yazıyorum. Ama araya zaman girince ne düşündüğümü unuttuğum için tekrar okuyunca orada ne düşünmüştüm diye kafam karışıyor. Şimdi o zaman elimizde şu var. K çarpı K'dan küçük yani. Okey. Hatta şöyle yapabiliriz. Niye buraya böyle bir şey yapıyor ki? Neyse, şöyle diyeyim. K'dan küçük. Ama şöyle bir şey yapayım. Enhance for any fixed epsilon pozitif 0 xn k çarpı şu fonksiyona bakalım. Eksenin epsilondan büyük olduğu yerde bir değerini alan bu fonksiyon artı epsilon diyorum. Okey. Yani xn'in epsilondan büyük olduğu yerde bu fonksiyon bir değerini alıyor. Dolayısıyla bu da k değerini almış oluyor. Buna bir de epsilon ekliyorsunuz. Xn'den büyük olacak. Xn'in epsilondan küçük olduğu yerde bu fonksiyon sıfır değerini alıyor. Ama zaten orada xn epsilondan küçük veya eşit. Buraya bir de epsilon ekledim. Dolayısıyla bu eşitsizlikler doğru. Her n için doğru. Peki, şunu yapabilirim. Note that the sequence of measurable sets xn larger than epsilon is decreasing with limiti nedir bu setlerin? Yani burada n'i bir variable olarak alıyorum. X1'in epsilondan büyük olduğu set, X2'nin epsilondan büyük olduğu set,
xn'in epsilondan büyük olduğu set. Eksenler azaldığı için bu sayılarda, bu şeylerde küçülüyor. Kümeler küçülüyorlar. Ve şeyde ne olacak? Limiti tabii ki azalan bir dizi olduğu için bunun limitini biz intersection'ı olarak tarif etmiştik. Her birinin epsilondan küçük olduğu yere bakıyorum. Pardon, büyük olduğu yere. Bu dizinin limiti sıfır. Dolayısıyla herhangi bir x aldığınızda o x'in oradaki değerleri sıfıra gittiğine göre bir yerde epsilondan küçük olmaktan çıkacak. Dolayısıyla da bu intersection boş küme olmak zorunda. Yani hepsinin epsilondan büyük olduğu bir sayı yok. Çünkü öyle bir şey olsaydı o noktadaki x'lerin limiti de en az epsilon kadar olması gerekirdi. Peki buradan sonra ne yapabiliriz? Şunu yapabiliriz. So 0 exn de k çarpı p xn larger than epsilon plus epsilon. Şimdi integralini alıyorum. Yani sum'ını alıyoruz. Bu fonksiyon simple bir fonksiyon. Bu fonksiyon bu simple fonksiyondan küçük. Bunun integrali bu. Bunun integrali de nedir? Bu constant fonksiyon. İşte xn'in epsilon'dan büyük olduğu yerde. Bunun integrali k çarpı bu kümenin measure'ı. Artı bir de epsilon var. Burada da tabii epsilon çarpı 1'in integralini alacaksınız. Ama omega'nın measure'ı zaten 1. Yani burada da hani aslında şey var. Siz söyleyin. 1 omega var. Onun gibi düşünebilirsiniz. Ama bunun da integrali zaten 1. O yüzden bu var elimizde. Peki. And taking limit as n goes to infinity we get 0 işte limit exn k dışarı çıkar limit p xn larger than epsilon plus epsilon da dışarı çıkar. Burada da limiti içeri alırım. Limit xn greater than bu da nedir? Sıfır pardon boş küme değil mi? Şurası boş küme. Dolayısıyla burası da P of boş küme sıfır. Dolayısıyla burası epsilon. Ne görmüş olduk? Bu limit non negatif ama her epsilondan küçük, değil mi? Since epsilon were arbitrary, we see that limit exn is equal to zero. Bu da zaten göstermek istediğimiz şeydi, değil mi? İspat etmek istediğimiz şey buydu zaten. Yani bu değildi de şuydu. Limit exn ex oldu. Ama zaten şunu görmüş olduk. Okey. Biz şey yaptık da burada. Evet, bu diziye baktık. Bir dakika. Yani şey aslında şu xn x olacak. Şöyle diyeyim.
Ya da şöyle diyelim, xn tilde diyeyim. Tilde, tilde. Burada xn tilde dediğim şey xn minus x. Şöyle, şöyle. Okey. Bu da ne demek? 0 limit i eksen tilde limit eksen tilde eksen minus x. Bu da limit i eksen minus i x. Bu kısım sabit. Dolayısıyla bu limitte şuna eşit. Limit i eksen minus i x. Dolayısıyla da i x equals limit i eksen. Okey. Let x be a non-negative negative extended real random variable on a measure space omega AP. The expectation or the integral integral of x is defined as ex limit of exn limit olarak tarif ediliyor for any increasing sequence of non-negative simple real random variables xn converging to x. Okay. Yukarıdaki proposition bunun well defined bir şey olduğunu söylüyor. Neden? Eğer iki tane dizi varsa aynı şeyi converge eden o ikisinin farkı sıfıra converge edecek. Onun da limiti sıfır olacak. Yani şey integrali sıfır olacak çünkü sıfıra converge ettiği için evet. Sıfırı da şey diye görebilirsiniz. Simple fonksiyon olarak görebilirsiniz. Tabii sıfıra converge edecek ama o illa artan bir dizi olmak zorunda mı? İki tane artan dizinin farkı artan olmak zorunda değil, değil mi? Biri diğerinden şey olabilir ama şöyle bir şey yapabilirsiniz herhalde. Maksimumlarını alırsanız o iki dizinin o dizi her ikisinden de büyük olur. Yani şöyle diyeyim. Şimdi buraya remark demek lazım. EX is well defined. To see this, let xn and yn be two increasing sequence of işte non-negative
simple real random variables converging to x. O zaman yani şunu göstermemiz lazım. Must show limit of exn, değil mi? Eşittir limit of eyn. Bunu göstermek lazım. Bunu da nasıl yapabiliriz? Evet, şöyle yapılabilir sanırım burada. Define zn to be the supremum of xn yn. Then xn de zn'den küçük and yn de zn'den küçük. Ve sanırım şey zt'nin limiti de aynı şey çünkü yani ya x'ini ya y'ni alıyorsunuz. Şunları göstermek lazım. Then limit zn is also x yok x demeyeyim. Bu limit şimdi ama bir saniye ben converging to x dedik. Ha, ikisi de x'e converge ediyor. Tamam. Dolayısıyla bunun limiti de x and efendim? Ha bu x olacak. Ve şey yani increasing sequence bu değil mi? Increasing. Şimdi xn'ler zn'lerden küçük. Dolayısıyla limit aldığımda and bu limit xn yani x'e eşit şöyle diyeyim x limit xn limit zn ve yn de zn'den küçük. Dolayısıyla x limit yn limit zn. Dolayısıyla da limitler eşit birbirlerine. Tamam. Bir dakika bu zaten biz ne yapmamız lazım? İ'lerin şeyini göstermemiz lazım. Ha, şimdi şeyler bunlar bundan küçük olduğuna göre şu anlamlı değil herhalde de. Şunu söylemek istiyorum yani aslında. Limit ixn küçüktür limit z zn. Ve bu increasing bir sequence. Tamam. Limit EYN limit ZN. Belki de infimum falan da mı alsaydık? İnfimumları da alsak.
Neyse size bunu exercise bırakayım. Yani kitapta bunu söylemiyor da şunun ispat edilmesi lazım. Yani ben de atlamışım. Ben de yazmamışım sanırım onu. Efendim? Var mı? Nerede var? 139'da. Efendim? Ne yapsak? Muhtemelen de 139. Ha evet. Ben de yazmışım zaten onu ya. Doğru, haklısın. Şu proposition. Değil mi? Let S plus be the class of all non-negative simple real random variables on omega a p if x m in n and yn n in n are too increasing. Evet, tam benim dediğim zaten yazmışız. Sequence in S plus. Dediğim gibi araya zaman geçince girince unutuyorum. Limit xm is limit yn then limit m e xm is limit n e xn consequently if e x consequently for a non-negative extended real random variable definition of EX is independent of the chosen particular sequence XM converging to X. Evet, yani zaten ispatta infimumlarla olmuş. Tamam. Şimdi şu var. Infimum of xm yn bunu şöyle yazabilirim. Xm sonra karakteristik function xm'in yn'den küçük olduğu yer artı yn karakteristik function xm'in yn'den büyük olduğu yer. Değil mi? Bunun küçük olanı nedir? Eğer xm küçükse onu alıyorum. Ym küçükse onu alıyorum. Değil mi? Bu. And hence limitini alırsak infimum of xm yn yn artan bir dizi. Dolayısıyla da bu infimum sequence'ı da artan olacak. Yn'i arttırıyorum. Değil mi? Artan bir dizi. Bunun limit var. Burada da benzer bir şey olacak.
Ve şunu yazabiliriz. Bu xm yn neyi sonsuza götürüyorum? O zaman bu ifade burada limit, yani şu setin limitini almaya gelecek. Bu setin limiti de bütün omega. Neden? Çünkü xn'ler ve yn'ler her ikisi de şeyi biliyoruz. Yn'lerin limiti xn'lerden büyük. Dolayısıyla limit aldığımda yn'lerin limiti bütün xn'lerden büyük olmuş oluyor. O yüzden de o küme omega. Burada ise bu yn çarpı bu da boş küme olacak. Çünkü bu sefer hani yn'in limitini aldığım için bütün yn'lerden büyük x fix bir xm'in bütün yn'lerden büyük olduğu noktalar. Öyle bir nokta olmayacak çünkü yn'lerin hepsi x'leri geçiyor. O yüzden de burası boş küme. Bu da ne demek? Bu xm demek. Bu çünkü constant one fonksiyonu. Peki. Ha, şuna y diyelim. Ver. Y de işte şeyin limiti. Limit of yn. Also yn infimum of xm yn'den büyük. And thus şunu alırsam bu da infimum xm yn'den büyük olacak. Dolayısıyla da limitini alırsam burada bunların hepsi simple fonksiyonlar. Hani infimum falan da simple fonksiyon. İki tane simple fonksiyonun infimumu, supremumu da simple. O yüzden de integrallerini de alabiliyorum. İntegral burada sadece finite sum. Sonra ama bunlar artık real number'lar. Bunların limitlerini alabilirim. O da şu olacak. Limit n sonsuza giderken e of infimum xm yn neyi sonsuza götürürken yn büyüyor ve xm'in geçecek fix bir xn. Dolayısıyla da infimumu bunun belli bir yerden sonra artık şey olacak xm olacak. Dolayısıyla da bu exm yani y'den bağımsız hale gelecek. Burası exm. Bu da ne demek? So limit as n goes to infinity e of yn e of xm'den büyük. Burada da şunu yapıyorum. Bu limit değeri bu artık bir reel sayı. Her m'den büyük. I xm'den büyük her m için. Dolayısıyla da bu dizinin bir upper bound'u. O yüzden de bunun limiti her neyse o upper bound limitten de büyük olacak. Tabii burada xn ile ym'in rollerini değiştirebiliriz. Similarly limit exm is less than pardon greater than limit hence ex
Yani bu limitler eşit. İ eksenlerin veya y enlerin limitine eşit. Peki. Şimdi let L Ha, bunu ispat ettik. Sonra şey yapıyoruz. Ha, burada evet bunun şey demek lazım. Şöyle demem lazım. Şimdi eğer iki tane dizi olsaydı şey convert eden bir dakika. O zaman iki tane dizi alsak x'e convert eden pardon x'e convert eden bu ilk kısmını ispat ediyor. Burada şimdi şey yapmamız lazım. If for the final statement. Final statement. Gene aynı yere geldik gibi. If xn and y n are two sequences converging to x. Yani tabii şey sequence'lar artan vesaire in S plus converging to X'den ama orada şeyi kabul ediyoruz sanki. Xn'ler hep büyükse ha limiti küçükse tamam. Ha tamam. Then okay. Limit xn limit yn değil mi? And hence yani bu limit xn küçük eşit limit yn ki bu işte şey demek limit i xn küçüktür limit i yn similarly limit yn limit xn dolayısıyla da limit i yn is limit i xn
Limit e x n is equal to limit e y n. Tamam. Okay. Şimdi şöyle bir proposition daha var. Let L plus be the class of all non-negative extended real random variables on a measure space, probability space, omega A P. Then if x is here, then its integral is between zero and infinite. Since it is non-negative, of course it is clear. If we have a function here and a non-negative number, then cx is in L plus and integral of cx is c times x. Third one, if x and y are in L plus, then x plus y is in L plus and its integral is just the sum of the integrals. Fourth one is if we have again elements here so that x is less than y, then ex is less than ey. And the final one, if xn is an increasing sequence with limit xn equals x in L plus, then limit of xn is an element in L plus and the integral of the limit is equal to the limit of the integrals. Şimdi burada increasing sequence için yaptık. Şey çok açık değil. Hani decreasing için de yapılabilir mi? Çünkü burada hep fonksiyonları pozitifler için yaptığımız için o kadar açık değil ama onu da yapacağız. Şöyle bir remark var. 5 is valid for decreasing sequences. Also and it can be deduced from monoton convergence theorem. Or the dominated convergence theorem. Convergence theorem which will be proved later. Yani şey değil, immediate değil, tamam mı? Okay. Bunların ispatını da bir dahaki ders yapalım. Okay, let's stop.